Günlerde izleyenler Satırbaşı programı ile karşınızdayız. Satırbaşı'nın bugün gündeminde ne olacak başlığına gelirsek, bugün toplu iş sözleşmelerini konuşacağız. Bugün Türkiye'nin 81 ilinde KamuSen tarafından hükümetin yaptığı son teklife protesto vardı. Bunu değerlendirmesini isteyeceğiz konumuzdan. Konumuz kim dersek, Türkiye Eğitimsen Bursa Birnoğlu Şube Başkanı Metin Öksüz bizimle beraber, kendisi stüdyo konuğum. Öncelikle yanıma hoş geldiniz başkanım. Şimdi bugün özellikle az önce de haberini verdim. Türkiye'nin 81 ilinde bir protesto gerçekleşti ve gerçek anlamda KamuSen olarak ne istediğinizi ve eleştirilerinizi gündeme getirmiş oldunuz. Dilerseniz ilk etapta bu sözleşme görüşmeleriyle başlayalım ve bugün neler gerçekleşti? Sizden kısa bir özet isteyeyim. Şimdi öncelikle saygıdeğer izleyicilerimizi selamlıyoruz. Tabii bu toplu sözleşme 3 milyon memuru, 2 milyon memur emeklisini, yani toplamda baktığımız zaman 5 milyon memur ve emekliyi, ama bunun yanında aileleriyle beraber 20 milyonluk vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren bir süreç. Yani nüfusumuzun 1/4'ünü önümüzdeki 2 yılını şekillendireceği bu görüşmeler maalesef ki bir hayal kırıklığıyla devam etmektedir. Biliyorsunuz tabii sendikalar toplu görüşme, sözleşme, zam tekliflerini sundu. Türkiye KamuSen olarak bizim de teklifimiz şuydu: taban aylığa 600 TL zam yapılması, 2020 yılı için %10 artı %10 ve %3 refah payı istemiştik. 2021 yılı için %8 artı 8 artı ve %3 de refah payı talep etmiştik. Eğer Türkiye büyüyorsa, birileri ve siyasilerimiz, sayın hükümet yetkilileri ekranlara çıkıp hükümetin, devletimizin büyüdüğünü söylüyorsa, biz de bu büyümeden refah payımızı istiyoruz. Hı hı. Aslında Türkiye KamuSen'in ortaya koyduğu teklif hayatın şartlarına uygun ve hayatın içerisinde alım gücünün, memurun ne kadar düştüğünü incelediğimiz zaman aslında makul de bir teklif. Ama maalesef hükümetin memurlara getirdiği önerine, ilk öneri %3,5 artı 3 2020 yılı için, 2021 yılı için de %3 artı 2,5'tu. Ne hikmetse bugün yetkili konfederasyonla hükümet arasındaki pazarlıklar gece yarısı devam ediyor. Haber ajanslarına da düşmüştür. Dün yetkili konfederasyonun genel başkanıyla Sayın Çalışma Bakanı gece saat 12.00'da, yani 24'te bir araya gelerek gece yarısı yeni zam teklifini görüşmüşlerdir. Başka neler görüşülmüştür onu bilmiyoruz. Saat düşündürücü diyorsunuz yani. Kesinlikle düşündürücü, çünkü memur senin geçmişte yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Acaba kapalı kapılar ardında hangi pazarlıklar yapıldı? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama Türkiye KamuSen bu sürecin de takipçisi ve en son gelen teklife baktığımız zaman ise 2020 yılı için %4 artı 4, 2021 yılı için ise %3 artı 3. Yani toplamda %14'lük 2 yıl için bir zam verildiğini görüyoruz. Geçen yılki enflasyona baktığımız zaman %20,3 olduğunu görüyoruz ki verilen, şu anda hükümet tarafından ortaya konulan zam teklifinin bile enflasyonun altında olduğunu görüyoruz. Özellikle son KamuSen Ar-Ge birimimizin yaptığı araştırmaya göre doğalgaza son bir yıl içerisinde %18,6 zam gelmiş. Elektriğe %34,8 zam gelmiş. Hı hı. Mutfak yangın yerine dönmüş. Memurun bütçesi tarumar olmuş. Dolayısıyla hem resmi rakamlar hem de mutfağın, pazarın durumunu göz önüne aldığımız zaman emeklinin, memurun alım gücünün düştüğünü görüyoruz. Aslında özellikle salt bir zamdan değil, baktığımızda enflasyonun gidişatıyla beraber mutlaka gerekli olduğunu söylüyorsunuz. Dediğiniz gibi ekonominin gittiği yönle bağlantılı olarak da bugün bir açıklama yaptınız. Oranlarınız da vardı. Yapılan zamları teyit ettiniz ve örnek gösterdiniz özellikle. Peki bugün neler yaşandı, ona da gelelim. Kimler katıldı? Hem Bursa özelini sorayım ben bu noktada. Kimler vardı? Temsilcilerimiz aslında görev başındalardı. Ve açıklama içerisinde neler vardı? Bursa içinde ne oldu? Bunu da merak ediyoruz özellikle. Şimdi bizler emekçiler olarak üretimden gelen gücümüz var. Bizim birlikteliğimizden gelen bir gücümüz var.
Dolayısıyla kamu görevlileri ve emeklilerle adeta alay edenlere verilecek güçlü bir cevabımız elbette vardı. Türkiye Kamu Sen, Türkiye Sevdamız, Ekmek İçin Kavgamız diyen bir teşkilat olarak bugün 81 ilde eş zamanlı alanlardaydı. Bunun yanında genel başkanımız ve genel merkez, genel başkan yardımcımız, genel merkez yöneticilerimiz de Çalışma Bakanlığı önünde haklı taleplerimizi, çalışanın, emekçinin, alın terinin mücadelesini haykırdı. Şimdi birileri memur senin genel başkanı, eylem kültürümüz var diye sahte raconlar kesiyor. Fakat bir kere olsun biz bunu memurlar ve emekliler için hayata geçtiğini görmedik. Genel başkanımız geçen gün söyledi. Hodri meydan, gelin samimiyseniz alanlara çıkalım. Sendikanın gücü alanlardır. Kanun ve yasanın verdiği yetkiye dayanarak demokratik tepkimizi ortaya koyalım. Hodri meydan dedi, biz her türlü desteği vermeye size hazırız. Ama bunların öyle bir niyeti yok. Dolayısıyla biz onları da alanlara bekliyoruz. Türkiye Kamu Sen 420 bin üyesiyle her türlü mücadeleyi yasal sınırlar kalmak içinde kalmak şartıyla ortaya koymuştur. Bundan sonra da koyacağız. Bizim mangal gibi bir yüreğimiz, çelik gibi bileğimiz ve hiç kimseye teslim etmediğimiz hür bir irademiz var. Ama şu anda malum yetkili konfederasyonun başkanının tek derdi üyelere ödenecek aidatın iki katı ödenmesi. Yani yetkili sendika üyelerine toplu sözleşmeden dolayı iki katı üyelik aidat ödenmesini istiyor. Eğer bunu alırsa biz çok inşallah öyle bir şey olmaz. Afaki konuşmak istemiyoruz. Ama bunu da doğru bulmadığımızı buradan ifade ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye Kamu Sen 81 ilde üyesiyle beraber, yöneticileriyle beraber çalışanın hakkını, hukukunu bir kez daha kamu işverenine haykırdı ve bundan sonra da bu mücadelemiz devam edecektir. Evet. Bundan sonraki adım ne olacak sizce? Nasıl yorumluyorsunuz? Yani beklentinizi ve taleplerinizi söylediniz. Şöyle söyleyeyim. Şimdi toplu sözleşme masası sadece zam konusuyla da alakalı. Evet. Bakın bazı şeyleri de kaçırıyoruz. Özellikle kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Toplu sözleşme masasında sadece zam oranları görüşülmüyor. Mesela bunların dışında ek gösterge rakamları. Bakın 3600 ek gösterge. Sayın Cumhurbaşkanımız seçim meydanlarında sözünü verdi. Üstünden 2 yıl geçti. Hala bununla ilgili somut bir adım, bir takvim atılmadı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü çıktı, bakan çıktı, şu günü aldık dedi. 100 günlük eylem planınızı aldık dedik. Ama bugüne kadar toplu hiçbir adım atılmadı. Seçimin gündeminde vardı bu başlık. Kesinlikle en önemli madde. Mesela neden hiç daha toplu sözleşme masasına 3600'ü duydunuz mu? Hala insanlarımız belli noktaya odaklandırılmış durumda. Zam. Evet, zam oranı önemli ama bunun dışında özellikle 3600 ek göstergenin çok önemli olduğunu. Dolayısıyla vergi dilimleri, memurların bir de böyle bir sıkıntısı var. Yani zam oranınız ne olursa olsun belli vergi dilimlerine giriyorsunuz ve %15'lik vergi diliminden %20'lik dilime geçtiğiniz zaman otomatik olarak maaşınız azalır. Dolayısıyla vergi dilimleri problemleri çözülmemiş. Sözleşmeli çalışanların beklentileri ki aileler paramparça, biliyorsunuz daha önce de konuşmuştuk, sözleşmeli personelin özellikle eş durumu tayininden yararlanmaması, ailelerin perişan olması, yine ek ödemelerin emekliye yansıması sorunu, yönetici atama sisteminin ki birazdan ben buna değineceğim, yeniden tesis edilmesi, mülakatların kaldırılması, yardımcı hizmetler sınıfındaki arkadaşlarımızın beklentileri var. Dolayısıyla bu konularda da adımlar atılmalı ve çözüme kavuşturulmalıdır. Yani toplu sözleşmeyi sadece zam oranına indirgememek lazım. Evet, önemlidir. Sonuç itibariyle insanların alım gücü önem arz ediyor ama bu konuların da görüşülmesi gerekiyor. Ben özellikle ekranda da göstermek istiyorum. Buyurun. Türkiye'de memur maaşının son 10 yılda 3'te 1 değer kaybettiğini görüyoruz. Bakın, dolar bazında memur maaşlarının %31.5, çeyrek altın karşısında ise %36.9 oranında değer kaybettiğini görüyoruz. Bunlar Kamusen Arge birimimizin resmi rakamlarıdır. Çalışmasıdır. Bunları isteyen arkadaşlara da verebiliriz. Dolayısıyla böyle bir ortam içerisinde tabii ki alacağımız zam oranı önemli. Mesela şu anda hükümetin verdiği zam oranına baktığımız zaman 2022'nin tamamı için %8.2, 2021'in tamamı için %6.1. Pekala, somutlaştıralım, ne kadar etki edecek bu? Şöyle söyleyeyim,
Bu son zam teklifi, yani %4'lük teklifle beraber yılın ilk 6 ayında ortalama maaşa 160 TL, en düşük maaşa 120 TL artış demek. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor: hükümet enflasyonun bile altında zam teklifi yapmış oluyor. Pekala, vekile %45 zam yapılıyor da neden asile %3-3,5'lu rakamlar konuşuluyor? Bunun da takdirini kamuoyuna vermek istiyoruz. Ama özellikle bugün üye olarak yetkili yaptırdıkları sendikanın toplu sözleşme masasında ne kadar etkisiz olduğunu biz yıllarca biliyoruz, anlatıyoruz ama Türkiye bir kez daha görmüş oldu. Onun için arkadaşlarımızı özellikle verin yetkiyi diyoruz Türkiye kamusuna, biz de gösterelim etkiyi, ama şu an itibariyle bu rakamları kabul etmemiz açıkçası mümkün değil. Diyorsunuz. Eğer Türkiye büyüyorsa bundan refah payımızı almak istiyoruz. Dolayısıyla bu teklif, biz refah istiyoruz onlardan. Onlar açıkçası bu teklifle bize sefaleti öneriyor. Biz ekonomik kurtuluş istiyoruz. Onlar esarete devam ediyor. Dolayısıyla 20 milyon vatandaşımızı adeta ateşe atmış durumdalar. Türkiye Kamusu'nun bu konudaki mücadelesi, hukuki, demokratik zemindeki devam mücadelesi edecek gibi gözüküyor. Kararlı bir şekilde devam edecektir. Bu konuda memurlarımızın yüreği rahat olsun diyebiliriz. Genel Başkan'ın bugünkü açıklamaları içerisinde de 1 Ekim'de de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar bu konunun gideceği başlığı vardı. Evet. Buradan da zaten nasıl bir kararlılıkla bir yol haritası çizildiğini de vatandaşlarla da paylaşabiliriz. Rahatlıkla hatırlatmamız gerekirse. Çok güzel bir konuya değindin. Zaten Genel Başkanımız bu konuda az önce de söyledim. Sadece zam konusu değil. Az önce ifade ettiğim 3600 ek gösterge, vergi dilimleri, sözleşmeli öğretmenlerin sorunları gibi konuları bir paket halinde gelin meclis açıldığı zaman meclise gündemine getirelim. Dolayısıyla memurların yaralarını saralım. Yani Türkiye Kamusen memurun derdini dert edinmiş bir teşkilattır. Birileri gibi kendi koltuklarını ve nefislerini sadece dert edinmiş bir teşkilat değildir. Bundan sonra da bu mücadele kararlılıkla devam edecek tabii ki. Evet, bunu da vurgulayalım. Bugünün sizinle beraber aslında gündem başlıklarından bir tanesi de bu konunun haricinde eğitimle ilgili olacak. Bunu da hatırlatmak isterim. Özellikle Türk Eğitim Sen başlığı için de bugün Bursa üzerine eğitime bir başlık açmak istiyorsunuz. Hemen onu da gündeme alırsak, özellikle Bursa'da ve Türkiye genelinde yerleştirme sistemi, kontenjanlar, bunu çok sıklıkla konuştuk. Az önce de şu pası dağıtmış oldunuz başkanım. Özellikle ben liyakat sistemi ve yöneticilerin seçilmesiyle alakalı da bir başlık açmak istiyorum diyorsunuz. Ona gelmeden önce hemen soralım. Bursa'daki kontenjanlar çok merak ediliyordu bu sistem içerisinde. Öğrencilerin nasıl yerleştirileceği ve yerleştirilme sonuçları sonrasında nasıl bir tablo oluştu? Hemen sorarak bu başlığa da bir giriş yapalım. Sizlerle teşekkür ediyorum hassasiyetiniz öncelikle. Daha önceki programlarımızda, geçen yıl yaptığımız programlarda özellikle yeni lise yerleştirme sisteminin çok büyük sorunlar ve sıkıntılar getireceğini, her ne kadar o dönemdeki bakan her öğrenci istediği okula yerleşecek dese de bunun mümkün olmadığını geçen sene tecrübeyle de gördük. Evet. Yani evet, öğrenciler bir okula yerleşti ama kaç tanesi istediği okula yerleşti? Dolayısıyla imam hatiplerin ve meslek liselerinin boş kaldığı, Anadolu liselerine yoğun talep olduğunu gördük ve bu yıl şöyle bir çözüm buldular. Ne yaptılar? Mesela Nilüfer'den örnek vereyim. Barış Anadolu Lisesi, Çamlıca Anadolu Lisesi kaç öğrenci alacak? 204 öğrenci alacak. Tuttular, 480 tane öğrenci yerleştirdiler. Hiç kimseye sormadan bakanlık tarafından. Ve ikisi de popüler liseler. Evet, hem konumları itibariyle. 11 tane okul bu şekilde. Şu anda müdürleri, veliler, öğrenciler kara kara düşünüyor. Evet, yani öğrencileri sözde biz istediği okula yerleştik. Ama okul girmiş, 204 tane kontenjan, açık kontenjan girmiş. Ama yerleşen öğrenci sayısı 480. Şimdi okul müdürleri düşünüyor, ben nasıl? Hem bir yandan tekli eğitime geçme projesi var biliyorsunuz bakanlığın. Evet. 2019'dan sonra tekli eğitime. Şimdi 45 kişilik, 50 kişilik sınıflarda ya ikili eğitime geçecek bu Anadolu liseleri ya da 45-50 kişilik sınıflarda eğitim görecek. Siz çocuğunuz 50 kişilik bir sınıfta eğitim görmesini ister misiniz? Ama bakıyorsunuz öte tarafta meslek liseleri, imam hatip liselerinin boş kaldığı, 204 kontenjan olan bir meslek lisesine 47 tane öğrencinin yerleştiğini görüyoruz. 209 tane 216 kontenjan olan bir imam hatip lisesine 78 öğrencinin yerleştiğini görüyoruz. Çok dolayısıyla, düşük rakamlar bir okul. Dolayısıyla bizim buradaki bakış açımız şudur.
Yani sonuç itibariyle meslek lisesi memleket meselesi denildi. Evet. Biliyorsunuz daha önce Bursa'da proje okulları, birazdan o başlığa geleceğiz. Hı hı. 13 tane meslek lisesi proje okulu yapıldı Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile yapılan anlaşma gereğince. Niye meslek eğitim gelirsin ama meslek liseleri boş kaldı, imam hatipler boş kaldı. Bence buradaki çözüm yolu meslek lisesi ve imam hatiplerin, eğer boş kalan okulların birleştirilerek o okulların Anadolu liselerine çevrilmesi, hı hı, veya meslek lisesini gerçekten yaygın hale getirecek, gerçekten öğrencilerin, vatandaşların tercih edeceği somut bir eğitim öğretim yuvası ve sanayiyle işbirliği haline getirerek buraların tercih edilecek yani hale getirmesi gerekiyor. Aslında baktığımızda kontenjan olarak boş kalan okullar için belki de bir alternatif düşünülmeli, çok dolu olan okullar için, ya da bir dönüşüm söz konusu olabilir mi? Yani baktığımızda belli olan, açıkta kalan imam hatip liseleri için şu anda aslında parça parça olan kontenjanlar birleştirilip binasal olarak farklı bir okula tesis yani edilebilir mi? Nasıl olabilir, şey meslek olabilir? Liseleri olabilir ama bu noktada şu çözüm değil. Yani 204 tane kapasitesi olan bir okula 480 öğrenciyi yerleştirerek, evet, ben öğrenci istediği okula yerleştirdim diyerek bu işin içerisine çıkamazsınız. Hı hı. Dolayısıyla bize göre bu sistemin bir kere değiştirilmesi gerekiyor. Ya yeni okulların yapılması gerekiyor ya da boş kalan okulların, buna adına imam hatip deyin, meslek sesi deyin, birleştirilerek, binasal olarak birleştirilerek en azından yeni okullara imkan, Anadolu liselerine imkan sağlanması gerekiyor. Evet, merak konusuydu çünkü. Sınavın ilk zamanlarında dahi konuştuğumuz konu, yerleştirmeler nasıl olacak? Bu yerleştirme sistemi içerisinde ciddi anlamda açıkta kalacak öğrencilerin olacağı konuşuluyordu. Fakat öğrenciler yerleşti, kontenjana bağlı olarak bir yerleşme gerçekleşmedi diyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey var, açıkta kalan öğrencilerimiz var ama en nihayetinde 1, 2, 3, 4. nakil dönem en sonunda da zaten ilçe milli eğitim müdürlüklerinde kurulan komisyonlar bu öğrencileri kendilerine göre hani adresten uygun bir yere yerleştiriyorlar. Evet. Açıkta kalma diye bir şey çok söz konusu değil ama gerçekten istediği okula gidebiliyor mu? Kaliteli eğitim alabiliyor mu? Sıkıntımız burası. Kaldı ki şunu düşünürsek, kontenjan durumuna bağlı olarak yoğunluktaki öğrenciler oraya yerleştirilse dahi oradaki eğitim seviyesi kaliteli olsa bile illaki düşecektir. Onu da düşünmek gerekiyor bir nebze de olsa. Bunu da paylaşmış oldunuz ve son başlığımızda liyakat başlığını sıklıkla vurguluyorsunuz başkanım. Zaman zaman Satırbaşı programı içerisinde ve röportajlarınız içerisinde. Nedir, sıkıntı hala devam ediyor mu ve çözüm noktası sizce ne olmalı artık? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız her ekrana çıktığında defaatle ifade etti. Bizim işte 16 yıllık, 17 yıllık iktidarımızın en başarısız alanı eğitim. Evet, eğitim alanında başarısızız. Başarısız olduğumuz için de birçok alanda başarısız oluyoruz. Neden? Çünkü yönetici atama bunun ilk düğmesidir. Bakın, her okul, atasözlerimiz var, balık baştan kokar. Her okul müdürü kadar okuldur. Bizim derdimiz şu değil. Bakın, defaatle geçen yıldan beri vurguluyoruz. İlla bizim üyelerimiz müdür olsun, müdür yardımcısı olsun, böyle bir derdimiz, kaygımız yok. Hangi sendikadan, hangi görüşten olursa olsun ehliyet, liyakat sahibi insanlar olsun. Bakın, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Sabahattin Dülger göreve geldiği zaman aslında biz ümitlenmiştik. İnşallah dedik, bundan sonra liyakata, adalete, hakkaniyete, evet, önem verilecek. Fakat gerekli toleransı da gösterdik. Olumlu uygulamalarını da destekledik. Ama gelin görün ki sayın müdürümüzün asaleti de geçen günlerde yayınlandı. Evet. Proje okulları yapıldı Bursa'da. Bakın, 13 tane meslek lisesi proje okuluna dönüştürüldü. Bir tanesinin üyesi Türkiye Eğitim Sen veya diğer sendikalardan değil. Tamamı müdürlerin bir sendika, eğitim bir sendikasının üyesi. Oraya atanan müdür yardımcılarının %99'u aynı sendikanın üyesi. 2-3 tane bizim üyemiz var. Onun dışında yok. Şimdi esas özellikle bu proje okulu yaptıkları Anadolu liseleri var. Gazi Anadolu Lisesi, Turan Tayan Anadolu Lisesi, bunun yanında işte Erkek Lisesi gibi. Şimdi buraya yaptıkları atamaları ben kamuoyu da bilsin diye söylüyorum. Turan Tayan Anadolu Lisesi'ne Eğitim Bir Sendikası Osman Gazi ilçe yöneticisini müdür olarak atadılar. Kime sordular? Hangi kritere göre? Belli değil. Erkek Lisesi'ne yine Eğitim Birsen Osman Gazi ilçe yöneticisi, eski Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin müdürünü müdür olarak atadılar. Bunun yanında özellikle baktığımız zaman İMKB Fen Lisesi, bakın proje okulları yönetmeni der ki fen liselerine
matematik, fizik, kimya, biyoloji alanındaki öğretmenlerin yönetici olarak atanması esastır. Ne yaptılar biliyor musunuz? Eski Ali Karasu Anadolu Lisesi'nin müdürü, görsel sanatlar öğretmeni, resim öğretmenini sadece Nilüfer ilçe başkan yardımcısı kontenjanı olduğu için müdür olarak atadılar. Şimdi soruyorum, bir görsel sanatlar öğretmeni fen lisesinde ne katabilir, ne kazandırabilir? O zaman yönetmeliğe niye koydunuz fizik, kimya, biyoloji öğretmeni olabilir? Yani bunlar sendikacılığı kendilerine koltuk kapma olarak görüyorlar. Bizim isyanımız budur. Onun yanında Gazi Anadolu Lisesi'nde Özer Çelik gibi çok saygı değer, bütün Bursa kamuoyunun tanıdığı bir müdür yardımcısına bile tahammül edemeyerek sırf Türkiye Eğitim Sen üyesi olduğu için adamcağızı görevden aldılar. Bütün Bursa nasıl çalıştığını, nasıl gayretli, nasıl mesai kavramına riayet etmeden fedakarca çalıştığını biliyor. Dolayısıyla biz bu haksızlıklara isyan ediyoruz. Bu kavga devam ettiği sürece el eğitimde çalışma barışını, huzuru, liyakati bozmuşlardır. Bundan sonra düzeltmek, eğitimde huzuru sağlamak mümkün değildir. Biz yine her türlü fedakarlığı yaptık ama çalışma barışını onlar bozdular. Adaleti onlar bozdular. Şimdi başka somut bir tane daha örnek vereyim. Özellikle bunu birçok arkadaşım söylüyor. 2014 yılından beri Türkiye Eğitim Sen veya diğer sendika üyelerinin hepsi biliyorsunuz yeni getirilen yönetici atama sistemiyle tasfiye edildi. Bugün Bursa'da ve Türkiye'deki müdürlerin %90'ı bir sendikanın üyesidir. Sanki onun dışındaki sendikalarda da müdür yardımcısı yetişmiyor. Türkiye Eğitim Sen'in Bursa'da 8 bin üyesi var. Eğitim Bir Sen'in 11 bin üyesi var. Ama Türkiye Eğitim Sen'in Eğitim Bir Sen'in müdür yardımcısı oranlarına baktığınız zaman aralarda uçurumların olduğunu göreceksiniz. Ha derdimiz illa bizim üyelerimiz olsun diye değil. Ama soruyorum şimdi bu arkadaşların neydi özelliği de aynı sendikanın yöneticilerini müdür yardımcısı yapıyorsunuz. Buradan Ziya Selçuk'a, Sayın Sabahattin Dülger'e soruyorum, Bursa Valisi'ne soruyorum. Görsel sanatlar resim öğretmeninin fen lisesinde müdür olarak ne işi var kardeşim? Evet, ve diyorsunuz ki bu yönetmeliğe aykırı bir aynı. Durum. Bunun altını çizelim. Hayır şöyle aykırı demeyelim, yani esastır diyor. Böyle bir esas var, bu esas ama da halinde yapılabilir. Evet. Bunun yanında son bir cümle şu, 2014 yılında yüzlerce üyemiz alınırken o dönemde hani bunlar FETÖ'yle muhabbeti işte mücadele ettiğini söylüyorlar ya. Evet. Bana gelen bilgi, Maklubeli Öğretmenler Günü kutlayan bir müdür hala müdürlük koltuğunda. Onu o dönemde tutanlar belki ayrıldılar. Valiler, il milli eğitim müdürleri. Ama buradan Sabahattin Dülger'e söylüyorum. Maklubeli Öğretmenler Günü kutlayan okul müdürü hala Nilüfer'de Bilim Sanat Merkezi'nde müdür olarak devam ediyor. Sendika olarak böyle bir tespitiniz mi var? Evet. Bunlar üyelerimizden ve arkadaşlarımızdan gelen tespit. Şudur ki bizim şahıslarla işimiz yok. Evet. Ama siz bir yandan 2014 yılında beraber devletine, milletine sadakatle çalışan insanları, özel çelikleri harcayacaksınız. Öteki taraftan Maklubeli Öğretmenler Günü kutlayan müdürleri müdür koltuğunda bırakacaksınız. Evet. Bu da samimiyetin ne kadar olduğunu ortaya koyuyor. Bütün Bursa kamuoyunun da özellikle dikkatleri bu noktaya çekmesini istiyorum. Biz de bu noktada bir karşılaştırma mutlaka yapıyoruz diyorsunuz ve özellikle sordum. Sendika olarak da böyle bir tespitiniz var. Size gelen bilgiler arasında bunu da vurgulayalım. Böyle bir karşılaştırma var. Bunu da buradan paylaşmış oluyorsunuz kamuoyuyla. Şimdi toparlarsak mesajlarınızı alacağım. Ben süremin sonuna geliyorum çünkü hocam yavaş yavaş. Bugün gündem başlığı olan bir başlıkla başladık ve Bursa'daki eğitime girdik. Çünkü baktığımızda çok az bir süre kaldı okulların açılmasına da ve eğitim öğretim yılının başlamasına. Bu kontenjan sıkıntısını illaki yaşayacaklar veliler ve öğrenciler. Hatta okul yöneticileri belki de yaşayacaklar. Ciddi anlamda nasıl bir çözüm noktası olacak? Buna da bir tespit gerektiğini söylemiş oldunuz. Toparlarsak son mesajınız ne yönde olur? Özellikle son mesajımız şudur ki 3 milyon memur, 2 milyon emekliyi ilgilendiren, toplamda aileleri beraber 20 milyon insanı ilgilendiren bir konuda hükümetten daha samimi, daha gerçekçi, daha da memuru memnun edecek, enflasyon karşısında ezdirmeyecek bir teklifin gelmesini istiyoruz. Evet. Ki bu da Türkiye Kamusen'in belirlediği 600 TL taban aylığa zam, 2020 yılı için %10 artı 10 artı %3 refah payıdır. Eğer Türkiye'de büyüme varsa bundan payımızı biz çalışanlar olarak istiyoruz.
Bunun yanında da özellikle ek gösterge konularının, yani sadece zam konusunun değil, vergi dilimlerinin, sözleşmeli çalışanların beklentilerinin, yönetici atama sisteminin yeniden tesis edilmesinin, mülakatın kaldırılması, yardımcı hizmetler sınıfının beklentileri gibi diğer konuların da toplu sözleşme masasında getirilmesi ve samimiyetle ifade edilmesi. Çünkü önümüzdeki 2 yılı kapsıyor bu toplu sözleşme. Yani memurumuzun alacağı ya da alamayacağı sosyal haklar, ekonomik haklar bu masada. Onun için biraz daha samimiyet, yetkili konfederasyondan da direnç ve samimi olarak gerçekten eylem kültürleri varsa buyursunlar hodri meydan alanlara. Alanlara çıkmak yürek ister. Bugüne kadar alanlara çıktıklarını gördünüz mü? İşte hükümetin teklifine karşı bir açıklamalarını gördünüz mü? Öyle sosyal medyadan verilecek 2-3 mesajla değil. Alanlara yürekleri yetiyorsa alanlara çıksınlar. Alan kültürlerini görelim. Türkiye kamusunda da sonuna kadar memurun lehine olan konularda, bu konularda da destek verecektir. Evet, arkasındayız zaten dediniz, evet. Program içerisinde de çok teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgiler için. Bugün çünkü Türkiye genelinde verilen bir mesaj vardı. Hem Bursa için ne olduğunu merak ettik ve eğitime de bir başlık açmış olduk. Sizin nezdinizde çok sağ olun diyorum katıldığınız için programımıza. Biz Türkiye Kamusu'nun adına teşekkür ediyoruz. Genel Başkanımız Sayın Önder Kahveci önderliğinde Türkiye Kamusu'nun, Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız düsturuyla mücadelesi devam edecektir. Bundan bütün memur arkadaşlarımızın yüreği rahat olsun. Çok sağ olun efendim. Satır başını bugünlük noktalıyoruz. Yani tekrar 17.30 itibariyle burada olacağız. Hoşça kalın, mutlu günler.